كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şu üç mevzuyu konuştuktan sonra inşallah Akşemseddin Hazretlerinin nasihatlerine bu derse başlayacağız. Akşemseddin Hazretleri de Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin hocasıdır. Hocaya bak, talebeye bak arkadaş. Hocan Akşemseddin olursa sen gidersin 20 yaşında İstanbul'u fethedersin. Bizimkiler 20 yaşında ne yapıyor anası? Ben oğluma kıyamam diyor. Askere gitmesin. Ben onun yerine askere giderim. Abla manyak mısın sen? Ya çocuğu tuvalete göndermiyor ya. Aman oğlum şuraya yap, ben temizlerim. Bu kafada kadınlar var ha. Abartmıyorum. Bu kafada kadınlar var arkadaşlar. Benim oğlum onu yapmasın. Benim kızım bunu yapmasın. Aman öyle olmasın. Aman kanına zarar gelmesin. Aman... Allah Allah. Ya arkadaşlar Çanakkale'de 13, 14, 15 yaşında ana kuzuları cepheye gitmedi mi? Gitti. Peki onlar 13, 14, 15 yaşında türküsü var türküsü. Ey 15'li 15'li he? Niye yazıldı bu türkü? 15 yaşında bu vatan için ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diye 15 yaşında hakka yürüyen bunlar kim? Bizim dedelerimiz. Onların anası dedi ki eğer cepheye gitmezsen sana sütümü haram ederim. Ya bizimkiler şimdi 20 yaşında çocuğunu askere göndermiyor ya. Bakkala gönderemiyor. Ya peki bu kadar Allah dostu, bu kadar padişah, bu kadar evliyaullah o yaşlarda ne yapıyordu? Allah yolunda cihad ediyordu. Allah yolunda savaşıyordu. Ama bizimkiler maalesef şu anda çoluk çocuk anasıyla babasıyla harp ediyor. Harp, harp. Aman Allah'ım. Ana kimmiş, baba kimmiş, dede kimmiş? Ben bilmem neyim, benim dediğim olacak, kumanda bende kalacak, para bende olacak, araba bende kalacak, baba arabanın anahtarını ver. Nereye gidiyorsun? Sana ne, seni ilgilendirmez, ben gidiyorum. Niye? Peki bunlar buralara nasıl geliyor arkadaşlar? İşte sen 12-13 yaşında el bebek, gül bebek, aman oğlum, aman kızım şöyle böyle dersen Allah Celle Celal o çocuğu sana bela eder. Sana musallat eder o çocuğu. Evet. Bak işte sen o çocuğu Müslüman ahlakıyla besleseydin, büyütseydin o çocuk ne derdi? Benim askerlik çağım yaklaşıyor. Ben vatan müdafaası için gideceğim. Ne ana ne baba, hiç kimse karışamaz derdi. İşte maalesef bizim analar babalar da Akşemseddin Hazretleri olamadığı için Fatihler doğmuyor. Fatihler doğmuyor. Conconlar doğuyor. Evet. İkoncanlar çıkıyor arkadaşlar. Evet. Pembe panjurlu hayal kuran çocuklar doğmaya başladı ya. Bilmem ne yapacağım. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Hiç şey yok yani, İslam adına bir hayal yok. Araba alacağım, bilmem villa alacağım, kız açacağım, kara açacağım. Hep bu. Dert bu. Gençlerin bütün problemi bu. Arkadaşlar, işte hepiniz genç adamsınız. İlla ki çoluğunuz çocuğunuz olacak. Sen nasılsan çocuğun da öyle olur. Çocuğunun Fatih Sultan Muhammed olmasını istiyorsan sen Akşemseddin gibi olacaksın. O namaz olacak. O abdest olacak. O evde bereket olur. Olmazsa o çocuktan adam olmaz. Evet. Akşemseddin Hazretleri'nin nasihatleri. 1. Her işine besmele ile başla. Şu çok önemli bir şey bilir. Yani kimine bu muydu diyen imanından şüphe etsin. O kadar net konuşuyorum. Her işe besmele ile başla. Lafından bu mu kardeşim, nasihat diyen adam imanından şüphe etsin. Niye? Her işe Allah'ın adıyla başla. Celle Celaluhu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Peki sen besmele ile başlamasan ne oluyor? He? Ne diyorlar? Çocuğu besmelesiz doğmuş diyorlar. Değil mi arkadaşlar? Besmelesiz bu çocuk diyorlar. Anladınız mı? Besmele berekettir. Besmele muhafazadır. Besmele korumadır. Niye? Sen bunu buraya koydun. Bismillah diye koyarsan bak ne diyorsun? Allah'ın adıyla. Allah'ın adıyla. Allah Celle Celle onu otomatikman muhafazaya alıyor. Bütün belalar, bütün musibetler ondan uzak. Onun üstünde görünmez bir kalkan var. Niye? O dedi ki Allah'ın adıyla. Ya niye her şeyin başıyla besmeleyle başlıyorsun diyorlar? İşte bu yüzden.
Sen çünkü Allah Celle Celaluhu'nun adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyorsun. Niye sünnetlerde her bir işin başında besmele var, yatmadan önce besmele var, yemekten önce besmele var? Ya karınla birleşmeden önce Euzu besmele var ya. Arkadaş yani bunu da söyleyince de millet ters anlıyor. Ne ters anlayacaksın kardeşim? Allah Celle Celaluhu hanımlarınıza helal yoldan yaklaşın diyor ayet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki ey ümmetim eşlerinizle böyle birleşeceksiniz. Nasıl birleşeceğine dair Allah Celle Celaluhu Kur'an'da yazıyor. Evet. Allah Celle Celaluhu eşinle bile nasıl birleşeceğini söylüyor. Hani birileri diyor ya Allah bize karışmasın. Allah buraya bakmasın. Allah şu işe bakmasın. Allah ya bir tanesi hele Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Allah'ın diyor bir sürü işi var diyor. Bununla mı uğraşacak? Lafa bakar mısın arkadaş? Allah'ın diyor bir sürü iş var. Bununla mı uğraşacak diyor ya. Ayet ver ayet. O her an bir işle meşguldür. Ayet. Her işin başı besmele. O işe de besmeleyle başlamasan çocuğun besmelesi olur kardeşim. Ondan sonra ağlarsın. Bu çocuk niye böyle? Bu çocuk niye kötü? Temel atma törenine besmeleyle gireceksin kardeşim. Bismillah diyeceksin. Allahümme inni euzu bike minel hubsi vel habais. Tuvalete girerken, bak tuvalete girerken korunuyorsun ama Allah'ın adıyla. Yemek yerken bismillahi ala bereketillah, bismillahi hayrur razıkın, besmeleyle. Arkadaş yani defalarca anlattık. Defalarca burada yemek adabını anlattık, içme adabını anlattık, oturma adabını anlattık, yatma adabını anlattık. Hepsinin başında Allah'ın adı var. Sabah kalkarken Allah'ın adı var, yatarken Allah'ın adı var. Ya evden çıktığın anda Allah'ın adıyla çıkıyorsun. Niye? Muhafaza. Her işe besmeleyle başla bu demek. Kendini şeytandan koruyorsun. Şeytan sana musallat olamıyor. Çünkü sen yaradan Rabbinin adıyla çıktın. Euzu billahi mineşşeytanirracim dedin. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım dedin ya Rabbi. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan yani esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla dediğin anda kardeşim sen bir çelik, titanyum artık ne diyorsan öyle bir kutunun içinde muhafazadasın. Evet, dua da alacaksınız. Dua da önemli. Unutmayın. Hem besmeleyle başlayın, dua almayı unutmayın. Geçen sabah başıma geldi ya. 2 gün önce. O bizim pamuk dedi yok mu? Mübarek selam verdim. Bir dua et Allah seni kazadan beladan korusun dedi. Vallahi de billahi de 30 metre sonra araba ortadan girecekti bana. Abartmıyorum. Ortadan girecekti yani. Ben şimdi belki yoğun bakımdaydım ya da Karacaahmet'te yatıyordum yani. Önümden sıyrıldı geçti. Dua. Görüyor musun mevzuyu? Allah işte Allah. Koruyan Allah Celle Celaluhu. Gözeten Allah Celle Celaluhu. Muhafaza eden Allah Celle Celaluhu. Bilmem ne şunu tak bir tarafına bir şey olmaz. Nazar boncuğu buraya atmalı gibi nazar. Allah'ım ya Rabbim ya. Tam şirk. Adam evini atnalı asmış ya. Atnalı. Ne yapıyormuş? Kötülüklerden koruyor. Kimi? Bizim beygiri diyor. Oğlum rahatsız mısınız ya? Atnalı nedir lan? Atnalı. Nazar boncuğu bilmem ne. Neler neler. Ne saçmalıklar. Bizim milletteki hurafe inanan kadar başka memlekette var mı bilmiyorum. Bilmem ne çaput bağlama, çul bağlama, don bağlama. Yok oğlunun bilmem bir tarafını şöyle yap böyle olur. Bir tarafını şöyle merdiven altından geçme. Kara kediye bakma, kırık aynaya bakma ne olur? Görürsün diyor o zaman. Ben ne göreceğim saçma sapan konuşuyorsunuz ya. Allah Allah. Bismillah diyeceksin dalacaksın kardeşim. Ne var ya Allah'ın adıyla. Evet. Sahabeler denizin üstünde yürümeden önce ne dediler? Bismillah dediler. Bismillah bu kadar. Sonra denizin üstüne yürüdüler arkadaşlar. Evet. Gördün mü mevzuyu? Her işe besmeleyle başlanır mı, başlanmaz mı? Başlanır kardeşim.